Hani marketteki şu yapı, şu yükseliş var ya, hani Bitcoin değil de altlarda özellikle, mesela neye bakalım? Atom'a bakalım. Hani şu dikine dikine çıkış çok sağlıksız bir yükseliş. O yüzden ben yükselişin devam edeceğini düşünmüyorum. Hani uzun soluklu işte buradan düzeltme vermeyecek, paldır küldür gidecek gibi bir düşüncem olmamasının en büyük sebebi bu. Hani şurada şu bölgeyi temizlemedi, şurayı temizlemedi, bura duruyor, burası duruyor, burası duruyor, şurası duruyor. Ya yani bunlar hep tecrübeyle sabit şeyler olduğu için, eğer ki market yükselecekse gelip şunları falan alması gerekiyor. Bu bir şey. Yani bunu ben de tecrübe ettim. Price Action da bunu söylüyor. Nereye kadar gelir onu bilemem. Ama yükselmek istiyorsa market likidite ihtiyacı vardır. Likiditeyi ister, hedefler diye bir rivayet vardır. Şimdi benim Twitter'da tweet de attım. Temel olarak bir konuşmak istiyorum. Temel olarak en büyük sorun piyasada o kadar çok kendinden emin düşüş bekleyen insanlar var ki 10K gelecek, 12K gelecek. Yani baktığım zaman kimse de bir yükselişe dair umut göremiyorum. Yani bu benim için yukarı yönlü bir sinyaldi. Bu kadar insanların kendinden emin şekilde 10-12K gelecek demesi. İkinci olarak da buradaki yatay bölge ve şuradaki trend seviyesi kesişim bölgesine denk geliyor. Buradaki trendi ben önemsiyorum. 4 saatlik zaman diliminde en elde tutulur benim trendim burası. Öte yandan bu iki bölgenin kesişiminin kırılmasıyla hani ben marketin buradan yukarı yönlü gidebileceğini düşünerekten hiç short işleme girmedim. Birkaç gündür long işlemler açıyorum. Hatta güzel de işlemlere girdim çıktım ben. Benim teknik olarak düşüncem bu. 2023 yılında faiz enflasyonu %3'e düşüreceğiz diye bir açıklama geldi Amerika tarafından. Öte yandan 2023 yılında faiz artışlarının azalacağı yönünde yine söylemler var. Dolayısıyla bu yılın geçen yıla göre enflasyonla mücadele açısından biraz daha bizim lehimize olacağını düşünerekten ben işleme girdim. Yani bir de fiyat da ucuz. Yani 16K, 17K seviyelerinden yukarı yönlü deneme yapmayacaksak nereden yapacağız? Yani ben buna nihai bir yükseliş diyemem, dönüş diyemem. Çok böyle beni heyecanlandıran bir yükseliş diyemem. Çünkü dediğim gibi burada şu mumları görmek zorundayız biz. Nihai bir yükselişi konuşmak istiyorsak şöyle mumlar görmek zorundayız hacim tarafında. Böyle mumlar görmeden de ben bu heyecanı açıkçası yaşayamam ama işte kısa bir yükseliş olur. Yükseliş günleri olur. Ama bir yükseliş evresinde olduğumuzu düşünüyorum. Tabii yine dikkat etmek kaydıyla 17.450-500 aralığı ilk direncimiz kırılması durumunda ne olur ne olmaz ben birazcık dolara döneyim, birazcık pozlarımı kapatayım. Belki bir short denemesi yapayım diyebileceğimiz seviyeler. Onlar da bu seviye 18.500 seviyesi. Bu da benim short için düşündüğüm bölge. Dominans için Ay. 39.50 seviyesi. Bu seviyelere gelirsek dominans için altlardan çık git diyebiliriz. Dominans çok süper güvendiğimiz bir veri olmasa da şu alana kadar bir geri çekilme altlardaki rahatlamanın biraz daha devam edebileceğini bize gösterir. Altcoin'lere bakış atalım isterseniz genel olarak. Alım satım bölgelerimizi bir netleştirelim. Matik bunu biz long işlemdeyiz ama oldu da market bir geri çekilme yaptı. Şuralara gelirse ben 827 seviyesi şuradan başlarım longlamaya ta ki şu 815 seviyesine kadar. 6'da stop zaten. Phantom için analizim var zaten bunu paylaştım. Gerçekten güzel güçlü bir trend varmış burada. Bu trend kırılmış. Bu trendin retest aşaması benim deneme yapacağım yerdir. Şuralar olursa daha iyi şu seviyeler. Litecoin var benim takip ettiğim. Bir önceki yayında şuradaki yeşil çizgi var. Oraya ben alarm da kurdum. Ben bu yeşil çizgiden buna long işlem açtım. Zaten sonraki şeyi ortada performansı. Yalnız şuradaki fiyat hareketi var ya, şurada silkelendim ben. Şimdi piyasaya bullish bakmaya devam ediyorsak eğer, şuradaki yapıyı falan göz önünde bulundurarak ben Litecoin'de şu iki bölgenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve 78.7, 77.7 şu 1 dolarlık alanda buraya gelirse yani bunu retest olarak göz önünde bulundurup şu iki bölgeden böyle parçalı long işlem açabilirim. Sushi de mesela, Sushi'nin grafiği de benim hoşuma gitti. Buraya alarm atmıştım ama beklediğim yere gelmedi. Şurada bir dünya olayı haberi falan oldu ya bunun. Düştü. Evet. Şurada fiyat konsolide oldu. Sonra bu range'i yukarı doğru kırdı. Buraya hala bir retest vermiş değil. Hatta alarmımı attım. 1.02'ye denk geliyor. Buralara gelirse tekrar buradan bir long açmayı düşünüyorum Sushi'de. Altlara yani İyi. aşağı yukarı giriş yerlere hep bu kırdıkları, akümüle oldukları, Aynen. işte konsolide oldukları alanların retesti.
gibi gözüküyor. Evet abi. Avax'ta da şöyle bir trendimiz var. İşlem için şuralara inerse denenebilir şu mumun başlarına. 11.6, 11.7. Bu seviyeler long için düşünülebilecek seviyeler. Şöyle gelirse %1.8'lik bir stopta veya buradaki yapının kırılması ve buraya bir reteste gelmesiyle, bakın buradaki eski tepenin retesti şeklinde böyle bir fiyat hareketi görürsek Avax'ta da long pozisyon almayı düşünüyorum. Bunun da sebebi Solana, Matic, Ethereum, Sandbox, NFT piyasasında da bir hareketlilik var. Hani Avax çok sessiz kaldı. Kötü bir reputasyon yaşadı kış ayı piyasası boyunca ama yine de Avax'ın deli hareketleri vardır. Ne yapacağı belli olmaz. Gözümüzün önünde dursun. Ethereum'da de çok güzel bir trend vardı. Bu trendin kırılımı. Bakın kırdıktan sonra buraya bir test. Yatay kısmında bir tane daha test yapmış. Güzel gitmiş. Ape'de yani 4.50'den mesela işte atıyorum 10.000 dolarlık denerim. 4.25'e gelirse 15.000 dolarlık, 20.000 dolarlık denerim. Evet, aynen 90'a öyle. Gelirse 30K, 35K denerim. Yani işleme girme, deneme seviyelerim bu şekilde. Hani burada aynen. Miktar ufak 2 kaldıraç, 3 kaldıraca çıkabilirim buralarda. Aynen. Bu işaretlediğin yerlerde de maksimum %1.5 stop olmuş oluyorsun yani. Aynen. Yani miktarlara ufak girerseniz canınızın sıkılmayacağını düşünüyorum. SNX de gene mesela şu seviye 1.65 alarmımı kurdum. Benim alım için beklediğim, alım deneyeceğim seviye. Waves içinde 1.45 beklediğim bir seviye. Waves'e de işlem almayı planlıyorum arkadaşlar. Yatayda da alım için beklediğim seviye 1.44-1.45 seviyelerinde Waves'de alarmımı attım ve bize takip ettiğim coinler arasında. Near'ı alayım, ekranı göstereyim. Şu benim takip ettiğim seviyeler bunlardı Near'da. Şu 1.34 çok önemli bir bölgeydi. Burayı geri kazandı. Burada bayağı bir oyalandı. Stop patlattı. Silkeledi artık neyse. Biz beyaz kutu belirlemiştik. Bu hatta bunu Melih'le belirlemiştik. Şuradaki yapıdan dolayı, şu yapıdan. Tekrardan bu beyaz kutuya geri çekilirse, 1.60 bölgesine geri çekilirse Near'da da işlem alınabilir. Hani ben güvenmiyorum falan diyorsanız da bu 1.80, 1.82 falan buralardan çok güzel short işlem açılabilir. Şuradaki yapıyı da göz önünde bulundurup. Yani buradan direkt 1.79'dan girerseniz belki şuraya kadar pamplayıp sizi stop edebilir ama şu 1.85'lerdeki, şu 1.83'lerdeki şu yapıları falan bakıp buradan short denenebilir yani. Near'da